Abi sana bir söz vermiştim. Yerine getirdim. Ahmet Ağa denen o hain elimizde. Vakti saati gelince bedelini ödeyecek. Sağ olasın kardeşim. Sen kendine dikkat et. Bir diyeceğim daha var abi. İnsan ağa olsa da hata yapar. Senin dediğin gibi. Önemli olan hatadan dönmek. Ben de hatamdan döndüm abi. Sizi tekrar aşirete aldım. Bu kararımı meclise de ilettim. Ne diyeyim Zinar, ağa sensin. Öyle diyorsan öyledir. Sağ olasın. Sen de sağ ol abi. Hiç merak etme. Her şey yolundadır İstanbul'da. Ben seni tekrar ararım. Hayırdır baba? Doğru mu duyduklar? Bu karardan hiç haberimiz olmadı. Evet. Doğru duydun Dilaver. Bir itirazın mı var? Yok baba, estağfurullah. Ne itirazım olabilir? İyi. Olmasın zaten. Burhan ağamız da çok sevinecektir bu karara. Kurbanlar da keserim. Yollarına ölürüm. Hadi be Duran be. Uyuyacaksın mı sen? Üzmezsin sen Allah'ını. Uyursun değil mi? Gel Allah'ım, yatırayım seni. Gel. Sallayayım seni. Ay. Haydi beyler, geç kalıyoruz ya. Ben ayakkabılarımı giydim bile. Gel sen kendine bak. Paraları aldın değil. He, aldım. Dosya da hazır. İyi, haydi. Hayırdır baba? Nereye? Şeye kızım. Ev bakmaya. Hani ev tutacaktık ya. Ha, taşınacağız ya hani. Ya ana, nereden çıktı şu taşınma işi? Ne güzel yaşıyoruz hep birlikte. Hem Sıla ile abim de üzülecekler. Acaba biz bir şey yaptık ondan gidiyorlar diye. İyi de kızım, herkesin bir hayatı var. Bu çocuklar da bizi çekmek zorunda değil ya. Hadi beyler, geç kalıyoruz. Biz bir ev bulduk da kızım. Emlakçı kapısında bizi bekliyor. Ben de geleyim. Hem hava almış olur. Olmaz. Sen Bedirkan'ın yanında kal. Haydi. Kızım üzülme sen. Bekle. Gelelim biz. Dışarı çıkarız. Hem alışveriş de yaparız onlar. Ha. Haydi. Cene dövseydin bari kızı. Bu ne biçim konuşmaydı? Ya ne yaptım? Geç kalıyoruz ha. Duymadın mı? Ben de geleceğim diyor. Edesin. Kız bütün gün sıkılıyor evde. Allah Allah. Hoş gelmişsin Ali Ağa. Hoş gördük Zinela. Boran Ağa'nın tekrar sağlığına kavuşmasına çok sevindik. Büyük geçmiş olsun. Sağ olasın. Buyur. Hoş gelmişsin delikanlı. Genç kimlerdendir? Çıkaramadım da. Dağlılardan Osman. Mehmet'in küçüğü. Ahmet Ağa'nın yegeni yani. Belli ki geçmiş olsun. Gözün aydın demeye gelmedin. Sıkıntın neyse Ali Ağa, uzun etmeden söyle. Doğru düşünmüşsün Zinela. Boran Ağa'nın vurulmasına üzüldük. İyileşmesine sevindik. Ancak tekrar aşirete alınmasına şaşırdık. O olarak senin bileceğin iş. Diyecek lafımız yoktur. Ancak duyduk ki Ahmet Ağa'yı esir tutmaktasın. Evet. Doğru duymuşsun. Ahmet Ağa'yı aşiret dışında tutup Boran Ağa'yı tekrar aşirete alman hoş karşılanmadı. Bu konuda büyük huzursuzluklar var. Ahmet Ağa'nın Boran Ağa'yı vurdurduğu da daha belli değil. Bu konuyu şahsi hale getirdiğini düşünenler var. Bak Ali Ağa. Yeğenimi vurduranın Ahmet Ağa şerefsizi olduğunu herkes bilir. Tetikçisi her kimse. Bulunana kadar Ahmet Ağa'yı bırakmayacağım. Ondan sonra gerekeni yapıp cezasını vereceğim. Bunun başka yolu yoktur.
Son sözün bu mudur Zinara? Evet, budur. Yanlış yapıyorsun Zinara. Amcamı bırakmazsan Mardin'de taş taş üstünde kalmaz, haberin ola. Kararını vermeden önce bir kere daha düşün. Kimseyi sorumluluk altında bırakmamak gerekir. Otur otur, sıkıldım. Kalkalım mı ufaktan? Dur biraz, kalkarız. Ya bana bak, geçen gece nereye kayboldun sen öyle? Gittiğini görmedim. Oo, senin kimseyi görecek halin vardı da sanki. Nedenmiş oğlum? Orangutan dansı yaptığını gayet iyi gördük. Ne o? Partilediniz gene galiba. İyi miydi? Süper etkisiydi. Sonunda bu arkadaşla film koptu gerçi. Sen niye gelmedin ki? Belki izin alamamıştır oğlum. Ne diyorsun ya? Niye? Bilen ablamız göz açtırmıyor sana. Ne demek istiyorsun ya? Benimle ne ilgisi var? Bırak ya, zırvalıyor gene. Tamam ya, bir şey demedim, kızmayın. Siz çay ve sempati takılın böyle. Neyse millet, ben kaçtım. Hesap ellerinizden öper. Hadi eyvallah millet. Anca gidersiniz. Takılmıyorsun değil mi? Yiğit biraz manyaktır da. Bence de manyak. Önceki gün habersiz çıktın diye kızmadılar değil mi? Hayır. Babamlar gitmeden evdeydim zaten. Ablan bir şey demedi mi? Yok, demedi. Sorun yok, merak etme. İyi, sevindim. Üniversitedeyken okul bir gezi düzenlemişti İstanbul'a. Allah Allah. Ne oldu? İlk defa bana geçmişinden bahsediyorsun, farkında mısın? Fırsat olmamıştır. Olmamıştır tabii. Anlatayım. Tamam, sustum. Mardinli bir çocuğum zaten. Kimse ne olduğumu bilmiyor. Ağa çocuğu olduğunu. Herkes bana Mardinli diyor. Mardinli aşağı, Mardinli yukarı. Neyse, geziye ben de geleceğim deyince şaşırdılar. Ankara'dan ötesini görmeyi merak etmem garip geldi herkese. Babamlara da haber verdim. Ben okulla İstanbul'a gidiyorum diye. Neyse, geldik İstanbul'a. Otobüsten indik. Babam bir araba göndermiş, adamlar. Bir tanesi fırladı, elimdeki çantaya yapıştı. Alayım ağam diye. Biri arabanın kapısını açmış, düğmesini ilikliyor. Arkadaşların yüzünü tahmin edebiliyorum. Donup kaldılar. Şimdi böyle gülerek anlatıyorum ama o gün çok utanmıştım. Bu sefer de bayağı merasimli geldin aslında. Ambulans uçaklar, yanında doktorlar. İyi ki hatırlamıyorum. Zaten bana ışınlanmışım gibi geliyor. Bedir Han'a mama almak için çıktım. Gözlerimi açtığımda İstanbul'daydım. İyi olacak, hastanın ayağına doktor gelirmiş. Nasıl yani? Bana bak, böyle akıl oyunlarıyla beynimi bulandırabileceğini sanıyorsan çok yanılıyorsun. Allah Allah. Sen deli misin? Deli doktoru musun? Sakın bana bir daha deli doktor dediğini duymayayım, pişman ederim, haberin olsun. Tamam, ben aldım cevabımı. Boran. Kim o? Doktorumla konuşuyorum Sıla'cığım. Bravo yani. Bunu hatırlıyorsunuz da bugün seansa geleceğinizi hatırlamıyorsunuz. Tabii işinize gelmeyince. Ben zarif eşinizi telefona alabilir miyim acaba? Nasıl? Sıla Hanım'ı diyorum, telefona alabilir miyim? Seni istiyor. Beni mi? Ben de anlamadım. Buyurun Zeynep Hanım. Sıla Hanım, hastanızdan şikayetçiyim. Bugün seansa gelmesi lazımdı ama nerede? Öyle mi? Benim haberim yoktu. Olsaydı mutlaka gelmesini sağlardım. Bir dahaki sefere ben size haber vereyim o zaman. Çeke çeke getirin. Hem ben bugün sizinle konuşmak için aradım. Onunla konuşmak için değil ama o araya girdi. Buyurun, dinliyorum. Bugün ya da yarın müsait olduğunuzda hastaneye uğrayabilirseniz çok sevinirim. Tabii. Ne zaman isterseniz. Bora'nın geçmişiyle ilgili bazı detaylara ihtiyacım olacak. Ne haber? Pardon. Pardon. Onunla konuşurken neleri atladığını anlayabilmem için. Haklısınız, iyi olur. Ne iyi olur? Tamam, bekliyorum o zaman. Tamam. En kısa zamanda geleceğim yanınıza. Bir şey yok. Doktor hasta yakını görüşmesi. Arkamdan iş çevireceksiniz yani.
Bugün gidecek misin, gitmemişsin. Uyarıyor. Veli'mle konuşmak istedi ha? Hatta Veli'ni çağırdı. Durum bayağı bir ciddi galiba. Ne oldu senin ağanın durumu? Senin topuklar hala sağlam. Adam ilkokul arkadaşım çıktı oğlum. Bundan sonra canımı sıkanın durumu çok fena. Şimdiden söyleyeyim. Yalnız tesadüfün böylesi. Adamı nereden baksan 20 yıldır görmüyorum. Da karşıma çıksa neyse. Adam dedim, farkında mısın? Ne var? Sen erkeklerden bahsederken adam demezsin. Çocuk dersin, amca dersin, abi dersin. Bir tek hoşlandıklarından. Ercan, topuk sağlığını düşünüyorsan sakın bitirme o cümleyi. Adam evli. Bak yine. Bana bak, seni var ya. Alo. Sıla, anamlar çıktı, ona haber vereyim dedim. İyi, çıksınlar. Sıla, Emir geliyor ya. Unuttun yoksa? Ha, onun için söylüyorsun. Araba havaalanında bekliyor. Eğer uçak rötar yapmadıysa inmiştir. İnşallah yoktur. Anamlar dönmeden gelirse çok iyi olur. Kapıyı bir açarlar, karşılarında Emir Paşa. Tamam, ben şimdi arayacağım, sana haber veririm. Tamam, unutma olur. Haydi. Buyurun Sıla Hanım. Merhaba, Emir geldi mi? İndi Sıla Hanım, yanımda şu anda. Eve götürüyorum. Harika, alabilir miyim telefona? Emir, Sıla Hanım seni istiyor. Abla, indim ben. İyi geçti mi yolculuğun? Geçti geçti. Babama bir şey demediniz değil mi? Yok, söylemedim. Konuştuğumuz gibi sürpriz olacak. Bundan sonra 2 haftada bir bu karışımı vereceğiz Celil Bey. Sonra dinlenecek. Bu ilaçlar yeni. Amerika'dan geliyor. Diğerlerine göre çok daha az yoruyor. Ama kemoterapi yine de vücudu oldukça zorlayan bir süreçtir. Yani iş yapmayacak, dinlenecek, hep yatacak değil mi? İyi hissederse kalkabilir tabii. Yalnız kendini zorlamasın. Ha bu arada ilk ödemeyi de muhasebeden soracaklardır size. Herhangi bir sosyal güvenceniz yok da sizin değil mi? Yok ama parasını hazırlarım ben doktorum. Merak etmeyin siz. Bayağı masraflı olacak ama. Halledebilecek misiniz? Hallederiz doktorum. Hiçbir şey bedarımdan daha kıymetli değil. Al, konuş. Ama hiçbir şey belli etme. Ne oldu Ahmet ağa? Polisten kurtulmuşsun ama zineradan kurtulamamışsın. Dışarıdasın, rahatsın sanıyorsun. Ama şu kadarını bil, ben kurtulamazsam sen de kurtulamazsın. Oradan hala esip gürlüyorsun değil mi? Ağanın karısının başına silah dayayan sensin. Köylünün toprağına el koyan sensin. Senin sicilin benden daha kabarık. Sana ne lan? Hesap mı vereceğim sana? Ha, hesap mı vereceğim derken... Dışarıda olan benim. Özgür olan da benim. Şerefsiz. Bakalım daha ne kadar özgür kalacaksın. Ala, Zinar'ı ne zaman bırakacak amcam? Hele bir dur bakalım Osman, acele etme. Zinar hala aşiretin ağası. Fazla üstüne gitmemek lazım. Ağaysa ağalığını bilsin göstersin.
Töreyi uygulamak için başımızda değil midir? Amcamla uğraşacağına kendi ailesindeki ölüm hükmünü uygulasın. Yetmezmiş gibi tekrar aşirete daldı onları. Doğru dersin Osman. Ancak her şeyin bir usulü, adabı vardır. Elbet ortak bir yol bulunur. Boran. Hadi ağır ağır kalkalım. Nereye abay? Daha işlere bakmadım. Ha, tamam, bugünlük bu kadar iş yeter. Sonra yorulacaksın. Sıla da benden bilecek. Öyle yengemle karşı karşıya gelmem ben. Bugünlük bitmiştir. Gidiyoruz. Nereye gireceğiz peki? Çok uzağa değil, merak etme. Biraz bahçeye çıkalım. Laflarız hem de. Ha? Ben şimdi Boran'la terapiye gireceğim. Ondan geçmişini anlatmasını isteyeceğim. O da doğal olarak hatırladığı kadarını anlatacak. Ama ben nerelere atladığını bilemeyeceğim tabii. Anladım. Unuttuğu yerlerin üstüne gitmeyi başarabilirsem, böylelikle neden hatırlamadığını da öğrenmiş olurum. Şu ana kadar hatırlamadığı iki olay var. Birincisi vurulma anı. Onu biz de hatırlamak istemiyoruz zaten. İkincisi de Emre. Emre mi? Emre de kim? Sıla Hanım'a gerekli çağrıyı yaptınız değil mi beyler? Evet Dilaver Bey. Haberi vardı bugünkü toplantıda. Anlaşıldı. Demek ki gelin ağamızın gelesi yok. Ne yapalım? Biz de kendi bildiğimiz gibi yaparız. Neymiş bakalım gündemimizin ilk maddesi? Emre Bey'in istifası. Aa, avukatsız kaldık değil mi? Neymiş bakalım? Sanığının gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim. Et bakalım. Şimdi bize bir avukat lazım. Yönetim kurulu başkanı da ben olduğuma göre avukat da ben seçeceğim. Öyle değil mi? Evet, tamamdır. Bundan sonra birkaç gün dinlenin. İlaç yorgunluk yapacaktır. Dinleniriz doktorum. Eziyeti bir şey değil de. Netice alabileceğiz değil. Sizinki gibi durumlarda bu tedaviden çok iyi sonuçlar alıyoruz Bedar Hanım. Lütfen, müsbet düşünün. Moralinizi yüksek tutun. Bakın bu ilaçlar kadar önemli. İçinizi ferah tutacaksınız. Öyle üzülmek, sıkılmak yok, tamam mı? Tamam diyeyim doktor. Ama ben oğlumu özledim. Kulak burnumda tütüyor. Kaç gün oldu ayrılalı. Aklım hep onda. O kadarına izin var Bedar Hanım. Merak etmeyin. Oğlunuzu özlemek serbest. Tamam o zaman. Geçmiş olsun. Sağ ol doktor. Kaç tane oda var yenge? 6. Yok yok, 7. Ay Emir, bilemedim valla. Beğendin? Hem de çok. Burası çok güzeldir. Ulan Sıpa, eve bakmaktan yüzümüze bakmadın. İnsan hiç özlemez yengesini. Özlemez miyim? Hem de hepinizi özledi. Uy, olsun. Annem, babam, ablam, onlar nerede? Kimse evde yok. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız Nurhan abla? İyiyim, sağ ol. Gel ben sana yukarıyı göstereyim.
Anlaşılan ağamızın bir huyu daha varmış. Bunu da öğrenmiş olduk. Ne huyu? Biz buna tıp dilinde kıskançlık diyoruz hanımefendi. Ve maalesef bunun tedavisi... Anladığım kadarıyla ikisi de hatırlamak istemediği şeyler. Yarın Boran'la terapide bunların üzerine gideceğim. Merak etmeyin. Kendi ellerimle getireceğim. Gerek yok çünkü yarın ben size geleceğim. Tamam o zaman. Yarın görüşmek üzere. Görüşürüz. Artık bana neler olduğunu anlatabilirsin. O gece neler olduğunu yani. Boş ver be kardeşim. Geçmiş bitmiş işte. Anlat hadi abay. Öğrenmek istiyorum. Sen hala hatırlamıyorsun değil mi? Evden çıktım. Eczaneye gidiyordum. Sokakta yürürken arkamda bir ses duydum. Dönüp bakmaya çalıştım. Beni vuranı gördün mü? Bilmiyorum. Belki gördüm ama hatırlamıyorum. Siz neler biliyorsunuz? Aslında biz de çok fazla bir şey bilmiyoruz. O akşam Sıla aradı seni. Birkaç kere telefon çaldıktan sonra açtım. Ama silah sesi duydum. Sen cevap vermemişsin. Nerede olduğunu bilmediğimiz için seni bulmamız biraz vakit aldı. Ambulans geldiğinde yüzü koyun yatıyormuşsun. Çok kan kaybetmiş. Hastaneye giderken iki kere kalbin durmuş. Çalıştırmışlar. Dedemin bu tür durumlar için söylediği bir söz vardı. Daha yiyecek ekmeği varmış. Kimliğinizi görebilir miyim? Ne oldu? Kimlik lütfen. Bizimle merkeze kadar geleceksiniz. Sende bir şeyler var. Ya ne bileyim böyle... Bu kadar kolay olunca sıkılıyorum. Sen bitti sanıyorsun değil mi? Bitmedi mi? Hiç belli olmaz. Sıla Hanım yarın öbür gün tekrar dönüp mücadelesine devam edebilir. E o zaman o döne kadar biz de ailevi meselelerimizi halledelim değil mi Esma Hanım? Nereye? Çok uzağa değil ya. Boran ağamız ölümlerden döndü bir geçmiş olsuna gidemedik. Hani ayıp ettik ama... Suyunu da çıkarmamak lazım değil mi? Osman'ın babası Mehmet Ağa'yı hatırlar mısınız yine de? Bilmem Ali Ağa. Hırsı aklından da büyüktür, vicdanından da. Çevirdeki dolaplar ayyuka çıkınca Antalya'ya zor atmıştır kapağı. Öyle ama şimdilerde kimse hatırlamıyor bunları. Mehmet Ağa deyip herkese itibar ediyor. Antalya'da pek bir zenginlemiş. Artık ne yapmış, ne etmiş, kimlerle işe kalkışmış, orası pek belli değil. Günah boynuna. Ama büyük güç ve para kazanmış. Ne diyeceğin Ali Ağa? Olmadık yere kimse hakkında konuşmazsın sen. Mehmet denen kanı ciğeri beş para etmez adam. Gücüne parasına güvenip koca Genco aşiretinin ağasını tehdit mi ediyor?
Öfkeyle kalkan zararlı oturur Zinara. Aşiret karışacak, huzurumuz kaçacak. Bu Mehmet Ağa elinden geleni ardına koymaz. Üstelik aşiretin ileri gelenlerini de iyi tanır, iyi bilir. Aşireti karıştıracak gücü de vardır. Sen ki Ali Ağa, koca aşiretin şahısın. Bu hayasız heriften korkup susmamızı mı bekliyorsun? Bunu mu demeye getiriyorsun? Hayır. Aşirette huzuru sağlamanın yolu töreden geçer. Bunu sen de çok iyi bilirsin. Şimdiye kadar töreyi harfiyen uyguladın. Tek bir istisna hariç. O da Sıla'nın üstündeki hüküm. Artık Boran'ı ve babasını aşirete geri aldığına göre herkes bu hükmün bir an önce uygulanmasını bekler. Sen bunu yap ki kimsenin sana diyecek bir lafı kalmasın. Ben de seni aşirete karşı savunabileyim. Aşiretimizin ağası töreyi harfiyen uygulamıştır. Artık onun sözünün üstüne söz söylenmez diyebileyim. Lafın bitmiştir. Bak Ali Ağa, ben oğullarımdan birini toprağa verdim. Yeğenim ölüm döşeğinden zor bela kalktı. Şimdi de sen gelmiş, töre deyip Sıla'nın öldürülmesini mi istersin? Hayır Ali Ağa, ben bu hükmü uygulamayacağım. Ne bunu, ne de başka ölüm hükümlerini. Deli, ha? Ben yoruldum. Şuraya az oturak mı? He, oturalım bedarım, gel. Ya ben sana dedim bir arabaya atlayıp eve gidelim ha. Ya Celil, biraz havalayayım dedim. O hastane üstüme üstüme geldi. E hava aldın, gidelim şimdi. Ya Allah Allah. İyi tamam tamam. Sen ne zaman dinlenirsen o zaman gideriz, tamam mı? Paran yetti Celil. He, yetti Allah'a şükür. Ne kadar paramız kaldı Celil? Bak doktor ne dedi? 2 hafta sonra gene geleceksiniz dedi. Bir dahakine çıkartabilecek miyiz? He, çıkartırız beder. Doktor ne kadar derse o kadar çıkartırız. Sen bunları düşünme şimdi. Çay. Çay içersin. Sıcak sıcak iyi gelir. Yok sen iç. Çay var. Çaycı. Vereyim abi. He, ver bir tane. Buyur abi. Ne kadar? 2 lira. 2 mi? Ama size 1,5 olur. Afiyet olsun. Ben boşu buradan alırım abi. Çay var çay. Taşına torpağına altın diyorlardı. Ben de zannediyordum ki her taraftan altın çıkıyor. Meğerse her şeyin fiyatı altın pahasına. Şu hale bak ya. 1 bardak çay 1,5. Allah'ın çayı. Ne yapacağız biz bu şehirde Celil? Evde, geçimde, bu hastalıkta. Yaparız bir şeyler Bedar. Sen bunları düşünme, ben her şeyi hallederim. Ben de size bakmıştım. Resimleri gösterecektim. Merhaba. Bunlar evinizin yakınlarındaki kiralıklar. Elimden geldiğince ikisinin arasında kalan evlere bakmaya çalıştım. Ama başka tercihleriniz olursa yeniden gözden geçiririm. Bunların hepsi şu anda uygun değil mi? İstediğimiz an tutabiliriz. Aynen öyle. Bunu beğendim. Sıla Hanım, merakımı bağışlayın. Niçin lazımdı bu ev? Annemler oturacak. Hem bana hem de okula yakın olsun istiyorum. Kardeşim de geldi. Anladım. Beğendiğiniz ev gayet ideal. Tamam o zaman. Vakit kaybetmeden tutalım. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Bugün de okula gelmedin.
Oğuz'daydı. Matematik hocası seni sordu. Rahatsız dedim. İnşallah bizimkileri aramazlar. Çok konu işlediniz mi? O zaman bana matematik defterini versene bu akşam. Yarın okula gel bari. Ya geleceğim gelmesine de aklım Oğuz'da kalıyor. Arkadaşlarını hiç gözüm tutmadı. Onu da kendilerine benzetecekler diye çok korkuyorum. İyi de her dakika başında duracak halin yok ya. Kendini düşün. Dersleri serdin iyice. Dersler kolay. Bir gecede toparlarım ben. İstersen toparlarsın. Ama baksana, herkes senden defter isterdi. Şimdi sen istiyorsun. Yüzünü bile göremez olduk. Ya artık evde kalıyorum ya. Ondan göremiyorsun yüzümü. Yoksa değişen bir şey yok. Annenler burada mı kalacak artık? Bilmem. Biraz daha kalsalar iyi olur. Belki de hiç gitmezler. Sıdıka teyzeler nasıl? İyiler, selamları var. Kadir amcalar da iyi. Onlar da iyi, onların da selamları var. Bütün vardın selamları var yenge, sen merak etme. Teker teker soracaksın ya, o yüzden söyledim ben. Özledim be Emir, ondan. Buran ağanın iyi olduğunu duyunca herkes çok sevindi. Hep seni soruyordular bana. Ben de yakında kız yeğenim olacakmış dedi. Emir, geldiler. Koş koş. Yoruldun da iyi mi? Ben geldim. Kurban olayım sana paşam. Nasıl geldin sen buralara kadar? Sıla ablamla sürpriz yaptım. Bak ben saymıyor Sıpa. Ula hoş geldin Sıpa. Nani yengem de bize yardım etti. Size hiçbir şey söylemedi. Peki nasıl geldiniz okulum, otobüsle mi? Oho, ne otobüsü baba ya? Uçakla mı uçak? Uçakla mı? Ula bizim bile yüreğimiz ağzımıza geldi. Sen korkmadın mı? Ya ne korkacağım baba ya? Alışmışım ben artık. Cam kenarında oturup dağlar tepeleri seyrede seyrede geldi. Aferin benim oğluma. Gel oturalım Bedar. He. Yoruldunuz siz. Çok yürüdük. Çok yoruldum. Borsanın satışı için de senin onayını bekliyorlar. Buyurun. Bir an önce karar versen iyi olur. Çünkü başka şirketler de peşinde. Olur. Kolay gelsin. Buyurun. Hoş geldin Dilaver. Allah Allah. Ben de bir an ben de unuttun sandım. Seni unutmak mümkün mü? Gerçi çok isterdin değil mi? Yok. Estağfurullah. Hatta bilakis sevindim. Hem unutmamana hem de hayatta olmana. Ne yalan söyleyeyim. Sensiz hiçbir şeyin tadı yok. Allah Allah. Senin başına bir şey gelmedi değil? Yok. Biz Boran aile aynı kandanız abay. Sevinirim de üzülürüm de. Bunda şaşılacak bir şey yok. Doğru. Amcam nasıl? İyi. Ağam şimdi haber geldi. Neymiş? Erkan sağlam almışlar. Bizimkiler mi? Polis ağam. Tamam. Ya sen niye geldin ki? Biz ne güzel yaşıyorduk sensiz. Ben sana gelmedim. Annemle babama geldim. Şşş! Ula kesin sesinizi. Yemeğinizi yiyin haydi. Bugün kim geldi bil bakalım. Kim? Dilaver. Allah Allah. Hangi dağda kurt öldü acaba? Geçmiş olsun demeye gelmiş sadece. Erkan sağlam yakalandı. Ama dağ da elimizde. Evet baba. Ben bugün yarın gidiyorum. Sen ne zaman döneceksin Mardin'e? Vallahi ben
biraz daha buralardayım baba. İşin başında durmak lazım. Malum holdinge ortak olduk biliyorsun. Bu iş aklıma yatmış değil bilesin. Neyin peşindesin bilmiyorum ama sorun çıkaracaksan. Yok baba, ne sorunu? İş yapıyoruz, ticaret. Sen bana hep çalış demez misin? Sağ ol kardeşim. İstanbul'da işler büyüyor baba. Hem akrabalar da burada. Boran ağamız olsun, gelin ağa olsun. Bugün Boran ziyarete gittim. Niye? Ne işin var senin orada? İlla terslik yapacaksan. Yok, yok. Tersleşmek yok baba. Hatta gayet medeni bir görüşme oldu. Aslına bakarsan biraz da fazla medeni oldu. Ben gidip geçmiş olsun dedim. O da teşekkür ederim dedi. O kadar medeni yani. İnsan ölüm döşeğine yatıp kalkınca birazcık değişiyor herhalde. Anne, size bir sürprizim var. Ev buldum. Bir görseniz o kadar güzel ki tam size göre. Kızım niye zahmet ettin? Kızım biz bakıyorduk. Bari bunu yapmama izin verin baba. Yavrum, biz sen yorulma istedik. Çok sağ olasın. Nerede peki? Senin okuluna yakın. Buraya da. Süper o zaman. Ben kalacak mıyım peki? Sen ne istiyorsun? Kalayım. Kalabilir miyim anne? Kalabilirsin tabii yavrum. Ben hiç bırakır mıyım artık seni? Oley! Kalıyorum. Şşş! Yavaş ulan. Masayı da vereceksin. Hele dur bakayım. Ben kalmana karar verdin mi? Kalabilir miyim baba? Vallahi bilmiyorum. Düşünmem lazım. Hele önce şu tabağındaki yemeğini bitir. Ondan sonra. Kolay gelsin Zeynep Hanım. Ah, hocam ne zahmet ettiniz. Ben alırım. Ne olacak canım? Teşekkürler. Rica ederim. Otur sen de bütün konuşun. Anlat bakalım. Nasıl gidiyor ağa? Oldukça iyi. Yani tahminimden daha hızlı ilerliyoruz. Bugün eşiyle de konuştum. Şimdilik hatırlayamadığı sadece iki nokta var gibi gözüküyor. Yarınki seansta onlara odaklanacağım. Güzel. Hasta mı senin sınıf arkadaşınmış? Ya öyle. Peki başka bir terapist görevlendirmemi ister misin? Yani senin bak... Anladım hocam. Boran benim ilkokul arkadaşım. 20 yıldır görüşmüyoruz. Yani kişisel bir ilişkimiz yok denebilir. Bence terapiye benim devam etmemde bir sakınca yok. Ama yine de siz bilirsiniz tabii. Tamam o zaman. Hasta senindir. Hadi kolay gelsin. Ne o? Sen hasta yatarken ben anama dedim. Kocaman duru dedi. Böyle yapmadan onun yüzünü göremezsin dedi. Sen de böyle büyüyeceksin. Hatta beni bile geçeceksin. Geçecek miyim sayede? Evet. Birkaç seneyi de bulmaz. Vay be. Sabırsızlandım şimdi. Üzerin değil mi? İyi misin artık? İyiyim. Misketlerin Uğur getirdi bana. Gerçek. Ablan getirdi. Ben getirecektim ama içeri sokmadılar. Seni yatakta gördüm. Hiç beğenmedim. İyiyim artık. Merak etme. Onu ben de biliyordum zaten. Ben anama söyledim. Koskocaman Buran'a böyle yatmaz dedim. O ne söyledi? O da insandır dedi. Herkesin başına gelebilir dedi. Umudu kaybetmeyeceğiz dedi. Doğru söylemiş. Olsun. Seninle de hiç hasta olma. Tamam. Çırpınıp duruyorsun yavrum. Ne yaptım anne? Gene sana yük olacağız. Sonra üzülüyorum ben. Olur mu öyle şey? Ben biliyorum.
Ufak tefek diyorsun ama kim bilir kaç paradır o ev? Yok, sizin bütçenize göre buldum. 600 lira. Hah, iyi salam, sağ olasın. Ana, hem ben de çalışırım, beraber öderiz. Kız, sen otur oturduğun yerde. Evde oturup torunumu büyüdü, o yeter bana yavrum. Olur mu öyle şey Narin? Ben sizin elinizi sıcak sudan soğuk suya sokturmam. Ne senin ne annemin. Hani karışmayacaktın. Karışmayacağım dedim ama o kadar da değil. İçime sinmez. Ama bak Fazlı'ya kaçarsan söylerim ha, ona göre. Tamam söz, abartmayacağım. İyi madem. Haydi kalkın yatalım. Oy. Geldi baba. Anne. Yok bir şey yavrum. Oy. Ana ne oluyor sana böyle? Yok kızım, yok bir şey. Bugün ev arayacağız diye dizlerimde derman kalmadı. Ana bu İstanbul çok büyük şehir. Ben o kadar yürüyeydim. Midyat'tan Batman'a varırdım vallahi. Hadi ben seninle geleyim. Hadi, o kadar da değil. Sanki o kadar da yaşlıyım. Haydi Allah rahatlık versin yavrum. Haydi kızım. İyi oh, geceler. Haydi size de. Hadi anne gözleriz. Ha, ben sana söylemeyi unuttum. Ablam bize ev tutmuş. Hem de okula çok yakın. Yani artık daha rahat görüşebileceğiz. Evet, bence de süper. Tamam, görüşürüz. Oo, gel bakalım Sıpa. Oh, iyi böyle değil mi? Sen babanın koltuğunun altında, bütün çocuklar da okulda. Ya baba çok çalışıp yetişirim ben onlara. Hem öğretmenimden izin alıp geldim. Ama ben bir daha dönmeyeceğim değil mi? Hem yeni evimiz olacak burada. Artık bana da bir yatak düşer. Ben yarın hemen başlayacağım. Olmazsa öbür gün. Bilemedin önümüzdeki hafta başlarım. Oğlum peki bir ara boşluğu falan bekleseydin, yani bayram mayram değil mi? Sanki 15 tatilinden ne kalmış. Çünkü şurasında 2 hafta kalmış. Önümüzdeki hafta başlasam bir haftam arkadaşlarımı tanımakla geçecek. Sonra füze gibi çalışıp yetişirim ben onlara. Yemin ederim. Tamam, sıpa füzesi. Yoruldum diyor ama sen de bilirsin Narin. Dünya kadar yol gider de bana mısın demez. Belki üşütmüştür Sıla. Yani havalar bir soğuk, bir sıcak. Enem de var burada. İnsan bünyesi etkileniyor vallahi. Ben bile bir garip oldum. Aman sen kendine dikkat et önce. Abla, annem nerede? Yatmaya gitti Dilencim. Şey, ben ev için teşekkür edecektim. Okula yakınmış ya, çok iyi oldu. Özellikle ona baktım, okula yakın olsun diye. Çok sağ ol abla. Haydi hayırlısı. Ana! Sen canını almasın hem ödümü koparttın Sıpa. Baktım her yerde yoksun. Bir de buraya bakayım dedim. Aha buradasın. He buradayım, ne olacak? Ne yapacaksın beni? Özledim. Sen özlemedin mi yoksa? Gel Sıpa, gel. Ay, özlemem mi? Oğlum yavaş yavaş. Şimdi aşağı ineceğiz yatakla birlikte. Sen hasta mısın? Nereden çıkarttın bunu? Baksana, beni yatırmadan sen yatıyorsun. Ha, çok iyi etmişim. İşte ayağından düştün. Yat çabuk, kapat gözlerini. Daha erken bir kere. Ama masal anlatırım dersen orası başka. Yo, nereden çıkardın masalı? Oğlum eşek kadar oldun. Ya bana sen de bir karar ver. İşine gelince sıpa, gelmeyince eşek. Allah Allah. Anne. Ha, sen de gel. Oh, şunlara bak. Geleceğim tabii. Gel, seni de uyutayım. Ne kaçırdım? Kaçan giden bir şey yok. Anne masal anlatacaktı, sen geldin. Bensiz masal. Yok yavrum, yok. Uyduruyor bu sıpa. İnanma sen ona. Kararını verdin yani. Ben sıpayım. Thank you.
Baba. Baba. Hı? Kalk haydi yerine yat. Kumanda nerede? Haberleri dinleyecektim. Ah babam. Televizyon içeride ya. Ha, değil mi? Ben biraz daha yatayım kızım. İyi madem. Hadi hayırlı geceler. Böyle ben çocukken anam da toplardı bizi yanına. Ama her zaman değil ha. Öyle keyfi yerinde olacak da, işten güçten fırsat bulacak da o zaman. Sonra da başlar da anlatmaya. Masal mı? Ne oluyor bakayım burada? Ha, kayın kayın. Gel Nuri'nim. Ay, toplandı bütün kuzularım. Bir sulam eksik. Anne. Ha, gel sen de sulam. Ne anlatıyordum ben? Annenin anlattıklarını. He. Masal anlatıyor ya. Ya oğlum masal değil, masal değil. Öyle işte. Aklına ne gelirse. Çocukken kardeşleriyle oynadığı oyunları, babamla evlendiği zamanları. Biz de masal dinler gibi dinlerdik anlattıklarını. Bunları dinlemek masal dinlemekten daha zevkli. He vallahi sulam öyleydi. E bize de anlat, biz de dinleyelim. Öyle anlat demeyle olmaz. Ancak içinden gelecek, aklına düşecek öyle. Hadi anne ya, vardır aklında bir şeyler. Bir gün anamla evde yalnızız. Abilerim babamla beraber tarlaya gitmiş. Ben de bu emir kadar ya varım ya yokum. Anama bir haller oldu. Öylece çöktü kaldı olduğu yere. Artık başımı döndü, gözümü karardı bilmem. Ben de bedbeniz attı tabii. Eyvah anama bir haller oldu. Eyvah ben şimdi ne edeceğim diye başladım ağlamaya. Ana hiç değişmemişsin. Yine her şeyi ağlıyorsun. Ya Emir sen de hiç değişmemişsin. Bir iki dakika sus da bir anlatsın kadın. Ama hakikaten bir susun iki dakika. Anlat sen ana. Anam kendi derdine mi yansın? Benle mi uğraşsın? Şaştı kaldı. Bir yandan toparlanmaya çalışıyor. Bir yandan beni susturmaya. Sonra dur dedi. Sen git bana bir su getir. Ben iyi olacağım. Koştum gittim suyu getirdim. İçti. İyi olmadı. Sen ne yaptın peki? Ne yapsın? Korkmuştur garibim. He ya. Korktum. Sonra aldı beni yanına. Oturttu. Sıkı sıkı sarıldı. Öptü. Dedi sakın korkma. Ben iyi olacağım. Ama de ki iyi olamadım. Gene de korkma. Ben senin anan. Sen de benim canımsın. Bir anayla evladın arasına girecek hiçbir şey yoktur bu dünyada. Ömür boyu yanında olamam. Ömür boyu beni göremem. Ama desteğimi alırsın. Tabii ben o zaman çocuk aklımla anamın bu dediklerinden hiçbir şey anlamadım. Sonra dedi ki, bak benim annem yanımdadır. Değildir. Ama desteğini hep alırım. Ne zaman vay anam vay desem, arkamda beliriverir. Bir eli hep omzumdadır. Bunu böyle belle dedi bana. Ben anlamadım. Şimdi bu masal mı, gerçek mi? Hem masal, hem de gerçek. Ne yani şimdi? Ben vay anam vay dedim de sen arkamdan mı biteceksin? He ya ne sandın? Emir, bak sen ol. Bir kabahat işledin de sakın vay anam vay deme. Anam aynen arkanda. Yok ya, kandırıyorsunuz siz beni. Göreceksin yavrum, göreceksin. Bir ana evlatlarının üstünden hiç elini çekmez. Ne olursa olsun. Thank you.
komiserim, bir yanlışlık olacak. Ben ne Boran Genco'yu tanırım ne de Ahmet Dağıl denen adamı. Peki niye adamın peşindeydin? Ben kimsenin peşinde değildim komiserim. Dolaşıyordum oralarda. Ben bu iki insanı da tanımam etmem. Boran Genco 23 Kasım günü Mardin'de vuruldu. Dün de Boran Genco'nun İstanbul'daki iş yerinin etrafında yakalandın. 23 Kasım'da Mardin'deydin. Seni durup dururken mi aldık zannediyorsun? Ben Mardin'de falan değildim. Bu insanları tanımam komiserim. Bir yanlışlık var bu işte. Otel kayıtların. Bu da gidiş için aldığın uçak biletin. Bu da dönüş için aldığın otobüs biletin. Senin bir ikizin falan yoktu değil mi? Komiserim, bunlar herhalde bir ara Diyarbakır'da bir arkadaşım çağırmıştı. Onun yanına gittiğimde Mardin'e geçmişimdir. Bunlar onlardır. Başka bir şey değildir. Ahmet Dağlı mı? Konuşmayacak mısınız artık Erkan Sağlam? Efendim? Boran Genco ile mi görüşüyorum acaba? Buyurun, benim. Emniyetten arıyorum Boran Bey. Vurulma olayınızla ilgili bir şüpheli yakalandı. Farenize başvuracağız. Gelebilir misiniz? Tabii. Hemen geliyorum. Ya Ubeder, şunlara da bir türlü alışamadım ha. Vallahi şalvarımın gözünü seveyim ya. Beder, sen bugün otur dinlen biraz. Ben gideyim şu eve bakayım ha. İyi bak. Bir de diyorum ki, bu Mardin'deki eşyaların bir kısmını buraya aldırsak, yeni eşyalara dünya kadar para vermeyelim değil mi? Öyle. Ne oldu Beder? Ağrın sizin yok değil mi? Yok yok. İyiyim. Celil, sen şunları bir al da. Ya ne olacak bunlar? Takıp takıştırıp gezeceksin Celil. Ya ne olacak, satacaksın işte. Beder, gelin olduğun günden beri sen bunlara gözün gibi bakarsın. Şimdi önüme koyuyorsun al sat diye. Celil, şimdi zamanı ki şimdi koyuyor. Vallahi hiç zamanı değil. Allah'a şükür ki bunların parasına ihtiyacımız yok. Al bunları koy yerine Beder. Celil efendi, inat etme. Elinde avucunda ne varsa verdin ilacı. Bilmiyor mu ben? Vereceğim tabii. Benim canım sağ olduğu müddetçe senin bunları düşünmen icap etmez. Bunlar senin. Bunları al yerine koy Beder, tamam mı? Ya etme Celil. Senin benim mi var? Dar bir zamanımızda bir ihtiyacımızı karşılayalım diye. Haydi. Asma suratını ha. Bak doktoruma söylerim seni sonra. Doktorcum, bu adam beni üzüyor derim ona göre. Tamam. Ha şöyle. Haydi. Sen kendini üzme, tamam mı? Erkan Sağlam'ı yakalamışlar. Ne diyeceksin bakalım şimdi? Ağam, Allah canımı alsın. Sen! Uzatma. Efendim amca. Buran, neredesin oğlum? Yoldayım. Ne oldu? Sana uğrayacaktım da. Olur amca. Ama beni emniyetten çağırdılar. Ben de seninle o meseleyi konuşacaktım. Tamam, konuşalım. Emniyetten sonra işe döneceğim. Uzun sürmez işim. Tamam oğlum. Ahmet Dağlı yaptırdı. Boran Gencoğlu husumeti varmış. Beni de parayla tuttu. Üstelik benim paramı da vermedi. Thank you.
Hepsine 10.000 YTL veririm. Peki. Bu küpelerin tam 22 senesi var. Evlendiğimiz gün karıma yüz görümlü giyer olarak takmıştım. Daha dün gibi. 22 sene saklamış bunu. Altında fiyat değişmez. Olsun be birader. İnsanlık hali. İhtiyaç olunca ne yapacaksın? Öyle. Ne yapıyoruz peki? Bunları tartın. Bu küpeler kalsın. Bir daha hesaplayalım. Sizi kimin vurduğunu hatırlıyor musunuz Boran Bey? Hayır. Olaydan sonra uzun bir süre bilincim kapalı yattım. Kalktığımda da hiçbir şey bilmiyordum zaten. Anladım. Gerçeği şahıs itiraf etti ama bir bakın bakalım. Hı. En azından hatırlamanıza yardımcı olabilir belki. İyi akşamlar. Buralarda bir eczane olacaktı. Bilmiyorum. Siz de mi yabancısınız? Evet. Evet. Galiba hatırlıyorum. Üzerinde koyu renk bir ceket vardı. Evet. Bu adam. Olay gecesi eczaneyi sormuştum. Ben de buraların yabancısıyım demişti. Bravo. Doğru hatırlıyorsunuz. İfadesinde o da vardı. Gerçeği itiraf etti ama biz yine de yanlışlık yapmayalım dedik. Azmettireni de söyledi. Ahmet Dağlı. Şimdi ne olacak komiserim? İfadesiyle savcılığa sevk edeceğiz. Ondan sonra mahkeme süreci başlıyor. Bundan sonra bir tek sıkıntımız kaldı. O da Ahmet Dağlı'yı bulmak. Onu da er ya da geç bulacağız. Merak etmeyin. Sevinmeyecek misiniz? Ben zaten gidiyorum abi. Onlar öbürü yiyorlar. Keyifleri yerinde. Değil mi? Sağ ol abi. Hoş geldin oğlum. Seni iyi gördüm. İyiyim. Seni vurduranı getirdim. Ben sözümü tuttum oğlum. İstersen cezasını da bana bırak.
Sen söyle yeter. Gerisini ben hallederim. Bize biraz Ahmet'i aile yalnız bırakır mısın amca? Nasıl yani? Ahmet aile baş başa konuşmak istiyorum amca. Yalnız. Peki oğlum. Biz hemen dışarıdayız. Bir şey olursa. Hı hı. Hadi bakalım kalk gidiyoruz. Nereye? Savcılığa, oradan da adliyeye. Ne olacağını merak mı ediyorsun? Savcı bey bilir. Ama herhalde sana cezaevi gözüküyor. Hadi kalk bakalım. Ahmet Ağa, sen ölüm korkusunu yaşadın. Sıla'yı vurdurmaya kalktığın zaman silahım senin başındaydı. Terliyordun, titriyordun. O zaman da sordum. Ölüme gönderdiğin gencecik insanların korkusunu anladı mı diye. Şimdi yine karşımda korkuyorsun. Korkuyorsun ama hayattasın. Ama ben öldüm. İki kere. Hastaneye giderken iki kere kalbim durmuş. Yani benim için istediğin oldu aslında. Ama şansım varmış ki yeniden hayata döndüm. Ölümle yaşam incecik bir çizgi aslına bakarsan. Şimdi senin hayatında... benim ağzımdan çıkacak iki kelimeye bağlı. Şimdi yaşamın ne kadar kıymetli olduğunu, ölümün de o kadar kolay olduğunu anlıyor musun? Ama ben hep kıymetli olanı seçtim. Yaşamayı savundum. Benim canıma kasteden sen bile olsan ben inandıklarımdan vazgeçmeyeceğim. Herkesin yaşama hakkını savunacağım. Amca. Ne yapıyoruz? Ahmet Ağa'yı adalete teslim edeceğiz. Öyle mi diyorsun? Öyle amca. Cezasını biz vermeyeceğiz. Hukuk verecek. Belki bizim istediğimiz cezayı vermeyecek. Belki beklediğimizin çok daha azıyla kurtulacak. Ama en azından doğruyu yaptığımızı bileceğiz. Hukuk, adalet bizim kişisel kararlarımızdan daha doğru bir karar verecektir. Buna inanmalıyız. Babam bu haksızlığa sessiz kalacak değildir. Ortalık fena karışacak bilesin. Babam kolay kolay da durulmaz. Ne zaman hak adalet yerini bulur, ancak o zaman sükunet olur. Bu genç o ailesinin gidişi gidiş değil. Boran Ağa dedik karşı durdu. Firuz Ağa da hükmü uygulamadı. Şimdi de Zinar Ağa. Ben Boran Ağa, Firuz Ağa bilmem hala. Amcama haksızlık yapılmıştır. Madem Zinar Ağa töreye uygun davranmaktadır, öyleyse kendi ailesindeki töre hükmünü yerine getirsin. Yoksa... Getirecek Osman. Mecbur getirecek. Ne yaptın Celil? Hallette. Demek artık paramız var. Ya eşit mezun öyle ha. Aynı emire benzedin.
Ben nasıl bir adamsam, karımı tedavi ettirmek için onun altınlarını satıyorum ya. Delil. Sen çok iyi bir adamsın. Benim kocamsın. Dünyalara değişmem ben seni. Gel. İş başvurusu için gelenleri içeri alayım mı Dilaver Bey? Yok, alma. Daha hepsine bakamadım, beklesinler biraz. Hayır, 10 kişiden fazla oldular da. Yapma ya. Hı-hı. Gece yarısına kadar bitmez. Al o zaman haydi. İlk şeyi al. Ceren Çevik. Peki. Hadi. Hoş geldiniz Ceren Hanım. Buyurun. Teşekkür ederim. Ceren Hanım. Siz bu pozisyon için biraz genç değil misiniz? Hayır, değilim. Allah Allah. Yaş kaç? Bu soruya cevap vermeyi kabul etmiyorum. Ne? Neden? Yaşımı soruyorsunuz Dilaver Bey. Ne yapmamı bekliyorsunuz? Öyle ya. Pardon. Bir bakalım. Ceren Hanım, 2004 ile 2007 yılları arasında iki ayrı holdingin hukuk departmanında danışmanlık yapmışsınız. Nasıl oluyor bu? Anladığınız gibi işte. İki holdingin işlerini bir arada yürütüyordum. Maşallah. Maşallah. Buyurun Zeynep Hanım. Ağamız müsait mi? Ağınızı bilmem ama ben müsaitim. Hafızanız yerinde mi diye kontrole geleceğim. En son bıraktığınızda yerindeydi. Göreceğiz. Geliyorum o zaman. Tamam. Ben de yoldayım. Gel. Size bir şey daha soracağım Ceren Hanım. Sormasanız artık. Yarım saat oldu. Benden başka daha bir sürü bekleyen var. Şimdi bakın. Gerekirse değil yarım saat. 10 saat o sandalyeden kalkmayacaksınız. Anlamadım. Şöyle anlatayım. İşe alındınız. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Beni vuran adamla yüzleştirildim bugün emniyette. Ve? Hatırladım. Çok güzel. Peki ne hissettin o anda? Bilmiyorum. Adlandırılabilecek bir şey değil. Çok karmaşık. Nasıl yani karmaşık? Korku mu, öfke mi, acı mı, ne? En çok şaşkınlık sanırım. Ben ağaydım biliyorsun. Ağa olduğun zaman güçlüsündür. İster istemez öyle olur. Her zaman da aynı şeyi söyledim kendi kendime. Sen önce insansın. Elinde büyük bir güç var, evet. Ama hata yapabilirsin. Bu gücü istemeden başkalarına zarar vermene sebep olabilir. Aynı şekilde kendine ve çevrendekilere zarar verebilirsin. Böyle sağlıklı bir şekilde düşünüyor olman çok güzel. Güzel. Ama vurulunca duyduğum o şaşkınlık. O zaman anladım işte. Ne kadar böyle düşünse de insan o güce kanabiliyormuş. Vurulunca o yüzden şaşırdım. Ben nasıl vurulurum? Sanki hiç kimse bana bir şey yapamazmış gibi. Ama vurulduğunda ağa değildin artık. Evet, öyle ama yine de o kadar kolay geçmiyor o güçlü olma hissi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Saçma gelecek ama bu olayı yaşamak, yani yaşamam gerekiyormuş sanırım. (Gülüyor)
Bunu biraz daha konuşmak ister misin? Peki. Sana bir şey daha soracağım o zaman. Emre ismi sana neyi hatırlatıyor? Evet. Sıla Hanım'ı da çıkmadan yakalayabildik. Sıla Hanım, Emre Bey'in yerine işe aldığımız yeni avukatımız Ceren Çevik. Bana da sorabilirdin değil mi? Bulsam soracaktım ama yoksun ki ortalıkta. Hem merak etme, Ceren Hanım da işin erbabı bir avukat. Bir özgeçmişi var, görsen. Göreceğim zaten. Kusura bakmayın Ceren Hanım, sizinle ilgili değil. Dilaver Bey belki söylemeyi unutmuştur. Ben de bu holdingin büyük ortaklarından biriyim. Böyle önemli bir göreve gelecek kişi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmam gerekiyor. Anlıyorum, haklısınız tabii. Hayır, hatırlamıyorum. Pek sevdiğim bir adam değilmiş bu Emre. Evet, hatırladım. Ama öyle değil. Geçenlerde abayla Sıla da söyledi. Pek sevdiğim bir adam değilmiş galiba. Yani bunun dışında herhangi bir çağrışım yapmadı öyle mi? Şşş! Ne yapıyorsun lan sen burada? Dinliyorum. Aferin. Biz de dinliyordum diyor. Ya ne yapayım ana, merak ediyorum. Her şeyi buranın ama soruyor bu. Ne biçim doktordur ya? Sen karışma. Yürü haydi yürü. Buradaki işim bitti Dilaver. Bu akşam dönüyorum. Kalsaydın biraz daha baba. Yok. Mardin'de işler bekliyor. Sen ne zaman döneceksin peki? Bunlar konuştuk ya baba. Ben İstanbul'dayım artık. Onu anladık da. Hiç mi uğramayacaksın Mardin'e? Bunun ne olacak? Ne olacak? Baba ben arıyorum onları. Bütün ihtiyaçlarını karşılıyorum. Bir eksikler gedikleri yok çok şükür. Ne demek? Kocalık yapacaksın. Babalık yapacaksın. Baba, bak şurada baş başayız. Gel bir yerlere gidelim oturalım. Böyle tatsız konulardan konuşmayalım ya. Sonra konuşuruz değil mi? Bana bak Dilaver. Ben sana söyleyeceklerimi söyledim. Bir kere daha söylerim, bir daha söylemem. Bundan sonra ne yapacağımı sen daha iyi bilirsin. Bilirim baba, bilirim. Anladım, tamam. Hayrola çocuklar? Kusura bakma Zeynep. Yemekte misafire çok alışkın değiller. Anlıyorum. Sormak istediğiniz bir şey varsa ben cevap verebilirim çocuklar. Benim var. Siz okul arkadaşısınız değil mi? Hı hı. Hangi okul? Fatih İlkokulu. Ana benim okulum. Yani eski okulum. Emre çok teşekkür ederim. Sen olmasan az kalsın unutacaktım. Ne dedim ki be? İşte. Aa Boran. Bravo Zeynep. Nereden çıktı şimdi bu? Ay ne var bunda? Unutma diye getirdim. Allah aşkına Sıla söylesene. Şu çelimsiz çocuğun büyüyünce ağa olacağı kimin aklına gelirdi? Tabii sen onu büyüdükten sonra tanıdın. Emin ol şu haliyle yanına bile yaklaşmak istemezdin. Beder. Beder. Kalk biraz. Bütün gün uyudum. Ya bırak Celil. Gözümü açamıyorum. Kalk bir lokma çorba iç sonra geri yat tamam mı? Yok canım hiç istemiyor. Öğlen de yedim iki lokma durmadı midemde. Hadi sen git ya. Ya böyle aç açın olur mu? Yiyeceksin ki güç gelsin.
İstersen Narin'e söyleyeyim, tepsiye bir şeyler koysun getirsin, ha? Sakın Celil. Zaten çocuklar öğrenecek diye ödüm kopuyor. Hadi sen gidiyor. Kimseye de bir şey belli etme, değil mi? Tamam Bedar. Teşekkür ederim yemek için. Biz teşekkür ederiz. Hem yemek için hem de güzel hediye için. Yarın bir seans daha yapalım ama bu sefer hastaneye gelmen gerekecek. Ne zaman istersen. Saat 2 gibi olabilir mesela. Tamam. Bak gelmezse doğrudan seni arıyorum ona göre. Tamam. Mutlaka gelecek. Abim yattı. Yattı. Sıla. Nereden çıktı bu kız? Ne demek nereden çıktı? Ya ne bileyim böyle hali tavrı bir garip işte. Nesi var? Ya ben hayatımda bu kadar labali doktor görmedim. Tamam anladık. Abimin arkadaşıymış da ben niye bilmiyorum? E ben de aynı okulda okudum sonuçta. Arkadaşı olmasa bir dakika durur mu sence? O da var. Tedavi medavi yalan olur. Neyse. Hayırlısı olsun. Bedar. Bedar, iyi misin? Ömrüne bereket. Buyur, geç otur. Hayırdır Ali ağam? Buralara kadar gelip beni çağırdığına göre mühim bir mesele var anlaşılan. Durum hiç iyi değil Dilaver. Aşire çok karışık. Belli, belli. Şığımız buraya kadar geldiğine göre karışık. Benim gelişimin nedeni Ahmet Ağa'nın ağabeyi Mehmet Ağa'dır. Esip gürlüyor, tehditler savuruyor. Durum çok ciddi Dilaver. Ali ağam, senin korkun nedendir? Hepimizin şığı değil misin? Aşiretin ağasının sözünün üstüne söz olmaz demeyecek misin? Benim de çabalamam bunun içindir. Babanın sözünü aşiret içinde geçerli kılmaktır amacım. Lakin belimi büken bir şey var. Babam törenin bütün hükümlerini yerine getirdi. Biri hariç. Sıla'nın üstündeki hüküm. Babanla konuştum ama hükmü uygulamaya yanaşmadı. Yazık olacak. Babanı alacaklar ağalıktan. Hem aşiretimiz için hem de sizin aileniz için hiç iyi değil bu Dilaver. Rahmetli Cihan'a ağalık nasip olmadı. Ama yarın öbür gün sana nasip olacak. Vakti gelince de Cihan'ın evlatlarına. İyi düşün Dilaver. Bu işi halletmek sana kaldı. Benim diyeceğim budur. Sen bu adamı seviyorsun. Ömrünün sonuna kadar da seveceksin. Evet. Ben bu adamı seviyorum. Çok seviyorum.
yıllardan beri seviyoruz. Nasıl? Duymuş muydun? Hatırlıyor musun? Peki, doğru mu? Doğru. Bu itirafı ilk defa duymuşum. Hatırlamamak için ölmüş olmam gerekir. Peki hatırladığını Zeynep'e de söyledin mi? Hayır. Keşke söyleseydin. Sevinirdi. Senin için o kadar uğraşıyor. Gereğinden fazla uğraşıyor. Hastamız arkadaşın mı senin, öyle mi? Peki başka bir terapist görevlendirmemi ister misin? Sen onu büyüdükten sonra tanıdın. Emin ol şu haliyle yanına bile yaklaşmak istemezdin.